Viyop Bülten'e hoş geldiniz. Evet, küresel piyasaların odağında merkez bankalarının faiz kararı olacak. İçeride ise enflasyon haftasını başlatmış bulunmaktayız. Piyasaya dönüp bakıyorum, vadeliler tarafında %1.2'lik bir kayıp söz konusu. 5813 puandan işlemden geçerken ayrıntıları almak üzere para piyasaları müdürümüz Ebru Usta'ya dönüyorum. Ebru hoş geldin. Ayrıntılarda neler var, ne dersin? Geçen haftaki kayıpların ardından bu haftada haftanın ilk işlem gününde kayıpla başladık. Şubat vadeli sözleşme Cuma günü 5627-5914 bandında hareket etmişti. İşlem günü %0.26 düşüşle yükseliş de 5872 puandan kapatmıştı. Şubat vadeli sözleşmede açık pozisyon sayısı 7047 adet azalarak 287.741 adede geriledi. Paylar bazında bakacak olursak Viyop tarafında Akbank yarın akşam bilanço kapanışından sonra seans kapanışından sonra bilançosuna açıklayacak. Bugün yatay seviyede. Arçelik'te %1 kayıp görüyoruz. Aselsan'da %0.3'lük bir kayıp var. BİM hissesinde %0.2 civarında bir kayıp görüyoruz. Emlak Konut %0.6 kayıpla güne başladı. Ereğli tarafında %1'in üzerinde bir artış var. Garanti Bankası yatay seviyede. Gübre fabrikalarında %2'ye yakın kayıp görüyoruz. Halkbank'ta %0.7 bir kayıp var. Hektaş'ta %1'in üzerinde kayıplar görüyoruz. Koza Altın tarafında 0.7'lik bir kayıp. Kozal tarafında ise %1 civarında bir pozitif seyir var. Kardemir tarafında da %1'e yakın bir pozitiflik görüyoruz. Sasa hissesinde %1.6 kayıp görüyoruz. Viyop tarafında Tav Havalimanları'nda %1'e yakın bir kayıp görüyoruz. Yapı Kredi hissesinde ise yatay bir görünüm görüyoruz Pelin. Ebru Usta, çok teşekkür ediyorum. Aktardıkların için diyoruz. Viyop bülteni noktalıyoruz. Birazdan yatırım kulübüyle karşınızdayım. Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Evet, bu hafta küresel piyasalarda Fed ve Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları takip ediliyor olacak. Özellikle dolar kritik toplantı öncesinde dar bir bantta hareketini sürdürürken bununla birlikte ABD tahvillerinde ise beraberinde satışı takip ettik. An itibariyle 3.49'a kadar da gerileyen bir ABD 10 yıllık tarafı var. İçeriye dönüp bakıyoruz. İçeride ise Ocak ayına ilişkin enflasyon nu karşılıyor olacağız. Hem TÜFE hem ÜFE verisini karşılıyor olacağız. Ocak ayı enflasyon verisi Cuma günü açıklanıyor olacak ki Aralık ayında enflasyon %2.6 olan piyasa beklentisinin belirgin şekilde altında kalarak yine %1.18 oranında artış göstermişti. Beklentileri yine şekillendirmek üzere ve piyasalara dair beklentileri almak üzere hemen gedik yatırıma gidiyoruz ve Onurcan Bal bizlerle birlikte. Onurcan, hoş geldin yayınımıza. 0.81'lik geri çekilmeyle birlikte 5149 puandan da işlemden geçen bir süre endeksi var. Dolayısıyla ayrıntıları senden alalım. Özellikle geçtiğimiz hafta %5'in üzerinde değer kaybederek kapatmıştı Borsa İstanbul. Ne dersin bu haftaya dair? Günaydın, hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Geçen hafta endekste satış baskısının artış kaydettiği bir süreci geride bıraktık. Açıkçası hani 2023 yılı endekste volatilitenin ve biraz daha satış baskısının öne çıktığı bir yıl olarak başladı. Hani bu yılın kalan bölümünde de endekste bu volatilitenin devamını bekliyoruz. Geçen hafta özellikle hani yaşanan sert satışlar birlikte endekste teknik görünümü miktar zayıflama kaydetti ama hani Cuma günü özellikle hani gün içi volatilite de burada oldukça yüksek seyrediyor. %4'lere aşan kayıplar görmüştük. Kapanışa doğru gene alımlarla endeks hani günü sınırlı bir kayıpla tamamlamıştı. Bugün yine sabah açılışta bir tepki çabası gördük, bir toparlanma çabası gördük ama şu an için yeniden negatif bölgede hareket eden bir endeks var. Bu volatilitenin devamını bekliyoruz. Hani bu finansal sonuç dönemi içerisine girdik. Geçen hafta itibariyle Arçelik'in finansallığına açıklamasıyla birlikte 2022 son çeyrek finansal sonuç dönemi de başlamış oldu. Hani bu dönemde güçlü kar açıklayacak şirketlerin, güçlü beklentisi olan şirketlerin biraz daha pozitif ayrıştığı, finansallara bağlı olarak hisse ve sektör bazlı hareketlerin yaşandığı bir süreç gözlemleyebiliriz. Tabii bir yıl sonu karlarının belli olmasıyla birlikte şirketlerin açıklayacakları temettü de yine hani burada bir süre daha o hisselerde
belli hareketleri veya pozitif ayrışma, yani güçlü kar, güçlü temetli açıklayan şirketlerde bu hareketleri beraberinde getirebilir. Ama hani son dönemde sıklıkla vurguluyorduk, yani bu yıl geçen yıldan daha farklı olacak. Yani geçen yılı ayrı bir yere koymak gerekiyor. Bu yıl hani biraz daha seçici davranması ve ana kağıtların çok dışına çıkılmaması gerektiği konusunda volatilite devam ediyor. Özellikle hani ana kağıtlar dışında yan hisselerde, BIST 100 dışı hisselerde özellikle hani oynaklık çok daha yüksek. Hani bu süreci iyi yönetmek lazım tabii ki. Buradaki oynaklığın devam etmesi oldukça muhtemel. Hani bugüne de yine volatilitenin oynaklığının yüksek olduğu bir fiyatlamayla başladık. Hani endekste 5078-5020. Bu seviyeler bizim için oldukça kritik. Bu seviyelerin hani altına bir sarkma yaşanacak olursa, 5078-5000 puan altında bir kapanış yaşanacak olursa bu durum endeks tarafında satışları da beraberinde getirebilir, derinleştirebilir. 5200 üzerindeki tutunmalarda ise burada 5300 devamında 5400'leri takip ediyor olacağız. 5400 üzerinde kapanışlarda 5550 bizim ana direncimiz. Yani bu seviyeyi aşıp aşamayacağımıza bağlı biraz daha. Aşağı ve üzerinde kapanış sağlarsak zirvelerin yenilendiği bir fiyatlama görebiliriz, ama hani önemli destek direnç bölgeler arasında oynaklığın devam ettiği bir fiyatlamanın burada sürmesini bekleyebiliriz diye değerlendiriyorum ben endeks tarafında. Küresel taraf içinse hani orada da haftaya biraz satıcılı başladı, ama özellikle Merkez Bankası'nın toplantıları bu hafta Fed olsun, ECB olsun, İngiltere Merkez Bankası olsun oldukça kritik olacaktır diyebiliriz. Onur Canbal, çok teşekkür ediyorum ve Gedik Yatırım ailesine ise iyi seanslar diliyorum. Evet, bu hafta mecliste de yoğun bir hafta başlıyor. Meclis gündeminde emeklilikte yaşa takılanlar, kamuya olan borçların yapılandırılması ve yükseköğretim kanunu teklif olacak. Emeklilikte yaşa takılanlar, yapılandırma ve Milli İstihbarat Akademisi teklifi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Çalışmalarına salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu'nda sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu teklifi ele alınacak. Teklifle Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde kurulacak olan Milli İstihbarat Akademisi, istihbarat ve milli güvenlikle ilgili alanlarda lisansüstü eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapabilecek. Yükseköğretim Kalite Kurulu'nda uzman personel istihdamı sağlanacak. Öğrencilerin disiplin işlemleri, disiplin amirlerinin yetkileri, disiplin kurullarının teşkili ve çalışması konusunda Anayasa Mahkemesi kararıyla Yükseköğretim Kanunu'nun iptal edilen hükümleri yeniden düzenlenecek. Ve milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar. Teklifin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren teklif de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Buna göre yaklaşık 362 milyar liralık kamu alacağı yapılandırılacak. 48 ayda ödeme imkanı getirilecek. 31 Aralık 2022 tarihinden önceki vergi, sigorta, öğrenci kredisi borçlarıyla cezalar yapılandırma kapsamında olacak. Motorlu taşıtlar vergisi, trafik, nüfus, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücret ve cezaları, gümrük cezaları ve SGK tarafından takip edilen sigorta primleri yapılandırılacak. Başvurular 30 Nisan 2023'e kadar yapılacak. İlk taksit ise Mayıs ayında ödenecek. Liderler partilerinin haftalık grup toplantılarında kürsüye çıkacak. Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çarşamba günü partisinin grup toplantısında partililere hitap edecek. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından TR Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Barışık ile birlikte İstesen Elini konuşuyor olacağız. Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. TR Yatırım'a gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Murat Barışık bizlerle birlikte. Murat, hoş geldin. Evet, şimdi Murat, küresel piyasalarda bu hafta Fed ve Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları takip edilecek. Küresel piyasalarla başlayalım istiyorum. Özellikle enflasyonun yumuşaması sonrasında Fed'in faiz patikasının biraz daha azaltılıp azaltılmayacağı hızının yönünde kararlar da şekillenmeye başladı. Dolayısıyla sen ne bekliyorsun? Özellikle piyasa gözlemcileri çarşamba günü nispeten daha yavaş olan 25 bas puanlık bir artırım ve 4,5 ile 4.75 bandı aralığına çıkarılmasını bekliyor. Bu beklentiye katılıyor musun? Yoksa FED mevcutta olan para politikasına yine sadık mı kalacak? Ne dersin?
Evet. Murat Barışık'la birlikte bir kez daha bağlantıyı deneyeceğiz. Onun öncesinde hemen dönüp piyasaya bakalım. İçeriye bakıyor. 0,66'lık geri çekilme söz konusu BIST yüz endeksinde. Puan bazlı en çok azalanlar arasında gübre fabrikaları, Sasa Polyester ve yine Hektaş'ta ilk 3'te yer aldığını görüyoruz. En puan bazlı ise en çok artanlar arasında Ereğli Demir, Alarko ve Akbank, Girişim Elektrik ve Kardemir'i sırasıyla takip ettiğimizi söyleyebilirim. Bankalar tarafında pozitif bir görünüm söz konusu. 0,70'lik bir artı söz konusu iken ulaştırma ve sanayi tarafında ise yarım puanın üzerinde eksi de olduğunu söyleyelim. Bir kez daha TL yatırıma dönüyoruz ve Murat Barışık'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Murat, şimdi az önce de söyledim, aslında yurt dışında hareketli bir haftayı bekliyoruz. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Fed'de bir faiz artırım patikasını bir gevşetme ve mesajlarda bir gevşeme söz konusu olacak mı? Yoksa mevcut politikasına bir miktarda aslında sadık kalan Fed'de mi karşı karşıya olacağız? Nasıl risk iştahı şekillenecek küresel piyasalarda? Sesi deneyelim. Murat, sesini almakta zorluk çekiyoruz. Şimdi tekrar dönelim bakalım. Evet, bununla birlikte bir haberimize dönüyoruz. Bu kez haberimizde ise yeni konut, yeni evim konut finansman programının 10 günlük bilançosu belli oldu. İzliyoruz. Orta gelirliye konut kampanyasının verileri paylaşıldı. 16 Ocak'tan bu yana kampanyaya 8027 başvuru yapıldı. En fazla başvuru 3. bölgede oldu. Orta gelirliye konut kampanyasında ilk 10 günlük başvuru sayısı netleşti. 8027. Bu başvurulardan 1859'u 1. bölge, yani İstanbul'da, 1797'si 2. bölgede yapıldı. En yüksek başvuru sayısı 4371 kişiyle 3. bölgeden geldi. Orta gelirliye konut kampanyasında %0,69'dan başlayan vade farkı, 15 yıl vade, %10 peşinat, hane gelirinin %30'unu geçmeyecek taksit oranı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ilk 3 yıl taksitlere katkı sağlanacak. Bunun için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak. Finansman modeliyle ilk etapta 100 bin ailenin tamamının 1. el olacak yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor. Evet, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, hurda araç teşvik yasasının yeniden çıkarılması gerektiğini söyledi. Palandöken, yasanın en son 2019'da çıkarıldığını, yollardaki araçların yaklaşık yarısının 15 yaşın üzerinde olduğunu söyledi. İstiyoruz. Hurda teşvik yasası yeniden çıkarılmalı. 15 yaşın üstünde, Türkiye'de seyri sefer halinde çalışan araçların neredeyse %50'si bu yaş sınırını aşmış vaziyette. Elektrikli araçların çıkması dolayısıyla hem ekonomik olarak kullanıcıları rahatlatacak, hem de araçlarının yenilenmesiyle ekonomi canlanacak. Trafikteki araçların yaklaşık %50'sinin 15 yaşın üstünde olduğunu söyledi. Hurda teşvik yasası yeniden çıkarılmalı çağrısı yaptı. Hurda teşvik yasası ile birlikte hem ekonomik olarak araçlarını yenileyebilmeleri, hem de bunların vergide, sigortadaki alınacak ücretlerin de çıkarılması vatandaşı biraz da teşvik edecek. Araçların yenilenmesine neden olacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hurda araç teşviki düzenlemesinin en son 2018 yılında çıkarıldığını hatırlattı. 2018 yılındaki teşvik düzenlemesinde 16 ve daha büyük yaştaki araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar özel tüketim vergisi indirimi uygulanmıştı. Palandöken, hurda araç teşvikinin sadece ekonomik ihtiyaç boyutunun olmadığını vurguladı. Trafik kazaları riskine de dikkat çekti. Türkiye en çok hurda ithal eden ülkelerin de başında geliyor. Hurda ve yaşlı araçların trafikten kaldırılması aynı zamanda can emniyetini de olumlu olarak etkileyecek. Bildiğiniz üzere miadı dolmuş denilebilecek yaşlardaki araçların kullanılması bugünkü yollarda, bugünkü trafikte
kazalara neden olma oranında da büyük bir artış var. Evet, Twitter'ın hesapların askıya alınmasına ilişkin yeni düzenlemeleri belli oldu, izliyoruz. Twitter hesapları askıya alınan kullanıcılara itiraz hakkını tanıyacak. Sosyal medya platformu sürece ilişkin yeni kararlarını açıkladı. Yeni kriterler kapsamında Twitter hesapları yalnızca platform politikalarının ciddi ve tekrarlayan ihlalleri durumunda askıya alınacak. Yasa dışı içerikler, şiddete teşvik, tehdit veya taciz etmek gibi kriterler ihlal kapsamında yer alacak. Twitter hesapları askıya almadan önce de daha yumuşak adımlar atacak. Tweetlerin erişimini sınırlamak veya kullanıcılardan tweetlerini kaldırmalarını istemek bu adımlar arasında yer alıyor. Hesapları askıya alınan Twitter kullanıcıları ise 1 Şubat'tan itibaren karara itiraz edebilecek. Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra Aralık ayında genel af çıkarmıştı. Kanunları ihlal etmemiş hesaplar yeniden kullanıma açılmıştı. Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kapatılan Twitter hesabını da aktif hale getirmişti. Evet, Çin'e gidiyoruz. Çin teşvik paketinin yeniden açan Çin Merkez Bankası aracılığıyla ekonomiyi teşvik etmeye devam ediyor diyelim. Ama onun öncesinde bir kez daha Murat Barışık'la bağlantımızı deneyelim. Murat, hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Evet, şimdi aslında küresel piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Küresel piyasalardaki ECB bir tarafta, bir tarafta Fed'den bahsediyoruz. Dolayısıyla bu hafta oldukça yoğun. Küresel risk iştahında nasıl şekillendiğini yakından takip ediyoruz. Ne dersin, enflasyon karşısında faiz artırım hızını yavaşlatmaya devam edecek mi? Yoksa mevcut duruşunu ve şu an görüşünü koruyacak mı? Evet, aslında bu haftanın yarısı çok önemli olacak. Çarşamba günü Fed'de başlıyoruz. Senin de dediğin gibi Perşembe Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası var. Aslında merkez bankalarının faiz kararları belli. Bunların dışına çıkacağını düşünmüyoruz. Fed'de 25 bas puan bir faiz artırımı beklemekteyiz ama burada sürpriz olacak konu basın açıklamasında Başkan Powell'ın neler diyeceği. Biliyorsunuz ki bu toplantıya kadar çok şahin açıklamalarla geldik. Bundan sonra beklentiler biraz daha güvercin açıklamalar gelir mi doğrultusunda. Eğer güvercin açıklamaların gelmesi durumunda bunun hem ABD borsalarına pozitif yansıyacağını hem altının onsuna da biliyorsunuz çok ciddi şekilde bir hareketlenme vardı. Şu an 1900-1950 bandında seyretmekte. O da Fed'i bekliyor. Orada güvercin açıklama gelmesi durumunda yukarı yönlü hareketler kullanabilir. Yine keza dolar endeksi Eylül ayından bu yana geri çekilmelerini sürdürmekte. Kabaca 102 seviyesinde şu anda oradan gelecek olan yine mesajı bekliyor. Eğer güvercin açıklamalar gelirse biraz daha finansal piyasalar özellikle senetleri tarafında olumlu hareketler bekliyor oluruz. Bunun tabii etkisini Perşembe günü göreceğiz biz de sabahtan. Bu bizim için gelişmekte olan ülkeler için de güvercin konuşması biraz daha olumlu algılanacaktır diye düşünüyoruz. Yine teza Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası var. Burada da yine 50 bas puan bir faiz artırımı arkasından orada da biraz daha söylemlerin güvercinleşmesi, yumuşamasını bekliyoruz. İngiltere Merkez Bankası'nda da yine faiz arttırımının arkasından onlar biliyorsunuz ki bu serüvene faiz arttırımı serüvene ilk başlayan Merkez Bankası'ydı. Onlar da artık bir yavaşlamanın, daha fazla faiz arttırmanın çünkü durgunluğa giriyorlar. Engelleyeceğini düşünüyoruz ve faiz arttırmayacaktır bu saatten sonra İngiltere tarafı da ama önemli olan burada küresel piyasa etkileyecek olan Fed özellikle basın açıklamasında gelen sorular ve burada piyasa oyuncularının güvercin mesaj alma niteliğine bakacağız. Evet, şimdi aslında sen de söyledin, Powell'dan güvercin açıklamalarda bekliyorum dedin. Hal böyle olursa güvercin açıklamalar beklendiği noktada küresel piyasalarda pozitif yansıyacaktır dedin ama şu ayrımı sormak istiyorum. Gelişen ülkelerde mi daha çok hissedeceğiz bu pozitifliği yoksa gelişmiş ülke piyasalarında mı? Ne dersin? Açıkçası burada aslında bu sürece girildiğinde yani sıkılaştırma sürecine girildiğinde, şahin sürece girildiğinde hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler burada ciddi şekilde geri çekimler yaşadı. Belki biz biraz daha fazla, daha ılımlı ayrıştık diyebiliriz ama dışarıda yine hem gelişmekte olan ülkeler hem gelişmiş ülkeler
ciddi şekilde satış baskısı altında kaldı. Onların tabii ki daha fazla tepki vermesini bekliyorum. Özellikle ABD tarafında bunu söyleyebilirim. Onu da söylemişken bu hafta yine ABD tarafında bilançolar gelmeye başlıyor. Biliyorsunuz ki 3 lokomotif şirket, işte Apple, Google ve Amazon'un bilançosunu takip ediyor olacağız. Burada da beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda özellikle yine güvenci mesajlar çıkarsa bir hızlanma, hareketlenme bu haftanın ortasından itibaren başlayabilir. Evet, içeride de devam ediyor bilanço sezonu. ABD'de ilk 4 şirketin 3'ünün bilançosunu bu hafta aslında takip edeceğiz ama içeride de geçtiğimiz hafta Arçelik'le birlikte başlayan bilanço sezonu bu haftanın özelinde önemli bankalara dair de bilançoları takip edeceğiz. Bu hafta Akbank, Garanti, Yapı Kredi ve Tofaş 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta %5'in üzerinde değer kaybı yaşayan Borsa İstanbul'da nedenleri biraz konuşalım istiyorum ve bu haftaya dair beklentiler, bilançolar destekler mi? Ne dersin? Evet, 2023 yılı aslında baktığımızda zorlu yıllardan bir tanesi olacak gibi gözüküyor. İlk aylardan, ilk günlerden bize bunu gösterdi borsa tarafında. Geçtiğimiz hafta senin de bahsettiğin üzere sert satış baskısı ve volatilitenin yüksek olduğu dakikalar devam etti burada. Çok ciddi şekilde satış baskısı gördük. Burada takip edeceğimiz noktalar 5300 seviyesi olacaktır kısa vadede. 5300 noktasını kırması durumunda 5500 ve 5700 tarihi zirve seviyesini hedefleyebiliriz. Önemli direnç noktası hem 21 günlük hem 5000 ortalamanın geçtiği 5300 seviyesini takip ediyor olacağız. Olası bir geri çekilmede ise 5000 seviyesi bizim destek noktamız olarak karşımıza çıkacaktır. Bu nokta aşağı yönlü kırılmadığı sürece kısa vadede olumlu hareketler devam edebilir. Yine bahsettiğiniz üzere bilanço sezonu devam ediyor. Burada finansalların olumlu geleceğini düşündüğümüz şirketlerde pozitif momentum devam edecektir. Ve bu pozitif momentum endekse de olumlu yansıyabilir diye düşünüyoruz. Özellikle işte bu hafta baktığımızda bankacılık sektöründen birçok şirketin sonuçlarını açıklayacağını görüyoruz. Akbank, Garanti, Yapı Kredi gibi bankalar başlayacak. İşte yarın Akbank'la başlayacağız. Bankalar tarafında bu yıl harika bir yıl geçti. TL bazında ciddi şekilde karlılıklar söz konusuydu. Tarihi rekorların kırıldığı sonuçlar geldi. İşte 6. ayda, 9. ayda. Biz son çeyrekte de bankaların ciddi şekilde pozitif sonuçlar açıklayacağını düşünüyoruz. TL bazında özel bankalardan bahsediyorum. Burada hem biliyorsunuz ki ellerinde TÜFE bazlı borçlanma araçlarının olması, hem hala TL mevduat ve kredi arasındaki makasın bankaların lehine olması, TL'nin de ucuz olması şu an için nispeten yine bankaların son çeyrek sonuçlarında iyi sonuçlar açıklayacağının sinyalini vermekte bize, bunun altını çizmiş olalım. Peki sektörel ayrışma mı yoksa hissesel ayrışma mı yaşanacak bundan sonraki süreçte? Bugün evet bilanço desteğiyle birlikte %1'in üzerinde de primlenme yaşayan bankacılık tarafına, ulaştırma tarafına bakıyorum 0.8'lik geri çekilme, sanayi tarafında ise 0.33'lük bir kayıp söz konusu. Dolayısıyla sektörel bir ayrışmaya hazır olmalı mıyız, ne dersin, yoksa sektörel de değil hissesel bazda bir ayrışmaya mı hazır olmalı yatırımcı? Çok güzel bir soru. Açıkçası çok seçici olmakta fayda var. Sektör bazlı değil, hisse bazında, şirket bazında ayrışmalar bekliyoruz. Çok çok seçici olmakta fayda var. Biz TR Yatırım olarak şöyle bir öneri listemize baktığımızda Endeks Bilgisayar, Tüpraş, Türk Traktör, Yataş, TSKB gibi hisseleri ön planda tutmaya, İşmenkul gibi hisseleri ön planda tutmaya devam ediyoruz. Özellikle hisse bazında ayrışmakta ve seçici olmakta çok büyük yarar görüyoruz. Çünkü 2023 yılı başlangıcıyla beraber çok volatil ve haber akışıyla beraber bu volatilin devam edeceğini öngörmekteyiz. Evet, şimdi Murat aslında sen de söyledin, seçici olmakta yarar var dedin. Dolayısıyla akla gelen ilk sorulardan bir tanesi de şu. Şimdi %25'lerde bir enflasyon beklentisi söz konusu enflasyon raporu sonucunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da birkaç söylemi vardı bu konuda. Dolayısıyla hal böyle olunca enflasyondaki bir yumuşama beklentileri, Borsa İstanbul'daki belki hissesel bazlı hareketler, tüm bu ayrıntılar alternatif yatırım araçlarını da beraberinde getirecek mi? Borsa İstanbul'u alternatif olarak ilk yatırım aracını hangisi olarak sunuyorsun? Ne dersin?
Evet, bu tarafta biz hala yine Borsa İstanbul'un en fazla getiri sahip olacağını düşünüyoruz. Tabii ki yine altını çizmek gerekirse seçici, temeli güçlü, hikayesi devam eden, 2023'te de karlılığını arttırabilecek sektör ve şirketlerde yine fırsatların devam edeceğini öngörmekteyiz. Burada kabaca %40 hisse senedi tarafında olmakta büyük fayda görüyoruz. Bunun dışında emtia tarafında küresel piyasalardaki baktığımızda enflasyonların hala yüksek olması ve daha demin konuştuğumuz üzere merkez bankalarının yavaş yavaş güvercin sinyaller verme ihtimalinin artmasıyla altın tarafında, emtia tarafında, değerli madenler tarafında portföyümüzün bir kısmının olması gerektiğini düşünüyoruz. Yine Eurobondlar tarafında portföyde bir kısmının olmasını düşünüyoruz. Mevduat tarafında yavaş yavaş yükselen mevduat faizlerinde yine bir kısmının olmasını söyleyebiliriz ve KKM biliyorsunuz bize özel bir ürün. Bu tarafta da yine portföyümüzü çeşitlendirmek için bir kısmının olması gerekiyor. Ama biz hala yine Borsa İstanbul'un 2023 yılında seçici hisseler ve temeli sağlam hikayesi devam eden hisselerin yine getiride bir numara olacağını düşünüyoruz. Evet, şimdi altın dedin, Borsa İstanbul'u ilk sırada tuttun, Eurobond dedin ve bununla birlikte KKM'de olabilir ve mevduat kısmını da göz ardı etmiyoruz dedin. Yüzdesel bazda Borsa İstanbul'a ne kadarlık bir pay verirsin bu yıla dair özellikle? Çünkü dalgalı bir seyirle başladı yılbaşından beri bu yana. Yatırımcı, yeni yatırımcı kitlesi de gelmeye devam ediyor. Ne dersin? Evet, senin de söylediğin üzere dalgalı başladı. Yeni yılı çok ciddi şekilde volatil karşıladık. Tabii ki daha yılın çok başındayız. Bu yılı şekillendirirken birçok hikaye çıkacak karşımıza. Kısa vadede yine baktığımızda hem merkez bankalarının kararları bizi etkileyecek. Ondan sonra önümüzdeki süreçte faiz artırımları duracak mı? Belki durgunluk başlayınca enflasyonda belki sert geri çekimler yaşanırsa, eğer küresel piyasalardan bahsediyorum, burada merkez bankalarının yumuşaması söz konusu olacak mı? Bu tekrar bir momentum katar mı? İçeride haber akışları çok çok farklı. Biliyorsun ki bir seçim yılına giriyoruz. Bu tarafta hareketler, volatil işlemler devam edecek. Jeopolitik riskler hala devam ediyor. Bu yıl gerçekten çok seçici ve volatilitenin arttığı bir olacaktır diye düşünüyoruz. Ama buna rağmen yine enflasyonist ortamda biz hisse senetleri tarafında %40 civarında bir portföyün ayrılmasını doğru olacağını düşünüyoruz. Mevduatın cazibesinin arttırıldığı son günlerden geçiyoruz liralaşma stratejisi kapsamında. Dolayısıyla şimdi bankalar üzerindeki de belki de stresin artmasında hem kredi aslında mevduat makasının biraz daha kapanmaya doğru gitmesi. Ama hal böyle olunca yatırımcı açısından da cazibe artıyor. O tarafa yüzde kaçlık bir pay verirsin? %10 diyebiliriz. O kadar düşük tutuyoruz aslında. Evet, biraz daha düşük tutuyoruz. Çünkü genel olarak emtia tarafında da payımızı arttırıyoruz. %20 seviyesinde tutmakta yarar görüyoruz. Murat, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, katıldığın için diyoruz. TR Yatırım ailesine ise iyi seanslar diliyoruz. TR Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Barışık'la birlikte önümüzdeki günlere dair de yatırımcıların beklentilerini konuşmuş olduk diyelim ve programı noktalayalım. Fokus programına bırakıyorum sözü. Hoşçakalın.